بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلتكن بينك وبين الله خبيئة. Güzel bir söz var. Deyilir ki seninle Rabbin arasında koy bir gizli alem olsun. خبيئة. السريرة. Ve bu gizli alemin bende ile Rabbi arasında olması hayatında çok şey diyecek ona. Allah hususuz onun hatimesinde, ölüm anında. Ve budur İbn-i Kayyim rivayet edilir ki rahimahullah bir gün bir nefenin yanına geldiler ölüm anında ve ona La ilahe illallah'ı telkin edildiler. O ise dedi ki La ilahe illallah'ı inkar edir. Kafirun bihidir. Hatta teccüblendiler. Çünkü bu insan Müslüman gibi tanınırdı. Ve hele de ölür onun üzerinde. Yavru billah. Hayat yoldaşına soruştular ki bu insanın habi'e, gizli alemi, böyle olmuyor insan başka yere görsenir de. Ve onun dolabını açır ve dolabında şarap. Bir o her defa tenhalığa çekilen de şarap içerdi. İnsanların sinifinden asıl olmadan her birinin Rabbi ile özel arasında bir helveti dünyası vardır. Niye göre bu mevzu işlenmelidir? Mühim mevzudur. Çünkü Allah-u Teala'ya kalan tarafı mes olur adeta. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresi'nde buyurur ki اَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّنَوَاتِ وَالْاَرْضِ Şeytan böyle eylemiştir ki onlar göylerde ve yerlerde olan gizlilerden haberdar olan Allah'a secde etmesinler. Göylerde ve yerlerde olan gizlilerden haberdar olan Allah'a secde etmesinler diye şeytan böyle eylemiştir. Ve insan tenha alanda, çekilende helvete düşünmesin ki onu hiç kim görmüş. Hayır, teessüller olsun ki o özüne tamaşa eden en aşağı tamaşaçı olarak gör kimi seçmiştir. Subhanahu ve Teala. Halbuki hemen günahı öz anasından, atasından, evlatlarından ve bütün insanlardan gizlidir. Ve ehvenin nazirin en aşağıda sanki en ahırda öz tamaşaçı olarak özüne kim etmiştir? يُخُرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Aşkar ve gizliyi her bir zaman gören bir kese özüne yegane tamaşaçı etmiştir. Subhanahu ve Teala. Müminlerle de münafıklar arasında خَبْءَ bile farklanır. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ Münafıklar, yani iki yüzlüler. Onlar müminlerin yanında mümindiler. Namaz kılarlar, zekat verirler, rükû ederler, secde ederler, ihsan gösterirler. Daha neler 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 neler. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarının yanı gaydanda, yani kafir dostlarının yanı gaydanda قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ Biz sizlerlenik. Biz onlarla mezelenirik. Biz onlara istihza edirik. Biz onlarla mezhar edirik. Biz onları doluyoruz aslında. Yani onların gizli hada olan hissesi budur. Mü'minde eksinedir. Mü'minin habesi gizli olduğu serirası gizli olarak kalır. Herden de özüyle beraber onu defnedir. Onunla beraber ölür. Ve hiç kim bilmir. Buyururlar ki sahabeler مَا عُرِفَ الصِّدِّيقُ بَيْنَنَا بِكَفَرَةِ صَلَاتِهِ وَلَا صِيَامِهِ وَلَا كِمِمَا وَقَرَ فِي قَلْبِهِ Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anhu aramızda ne çok namazıyla ne çok orucuyla tanımırdı. Ancak kalbinde taşıdığı o gizli alem, o imanla tanırdı. Ben ondan da üstün, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sahabeye böyle bir diagnoz koyuyor. Eğer Ebu Bakır Sıddık'ın imanı terezinin bir kifesine, bütün ümmetin imanı diğer kifesine koysa Sıddık'ın imanı daha ağır gelir. Hatta bütün sahabeler, hatta bütün sahabeler. Ondan sonra gelen tabinler, atba tabinler, İbn-i o Hams, Yemetsel, Hams. Nece olur? Nece olur? Aha Sıddık gelir eve yorgun, vitri kılır yatır. Orada zahirler var, abidler var, hac edenler var, umre edenler var, geceler yatmayanlar var, Kur'an'ı hatmeleyenler var. Sıddık gelir eve vitri kılır yatır. Ve Sıddık'ın imanı terezinin bir kifesine, bütün ümmetin imanı diğerine koysa Sıddık'ın imanı onlardan ağır gelir. Çünkü sahabeler tercüme edildiler ki o bizim aramızda ne çok namazıyla, ne çok orucuyla, ibadetiyle tanınmırdı. Kalbinde gizlettiği o bir şeyle tanınırdı. O şey onu kaldırdı. Nedir? Ölenden sonra hayat yoldaşı rivayet edilir ki o vitri kılıp yatardı çünkü yorgunuydu. Hilafet boynundaydı. Müminlerin emriydi. Mesulüydü.
ve yorgunluğunu alardı. Ve onun yorgunluğu tez gelirdi. İnsanlar yatan vaktinde o tezden kalkardı. Sonra düz sabaha kimi tezden gece namazında ezber çıkardı. Ve Rabbine münaci edirdi, söhbet ederdi, ağlaya ağlaya. Nice alimler der ki, eğer istiyorsan Rabbinle danışmak, onun kitabını oku, kelamını, Kur'an'ını. Onda sen Rabbinle danışacaksın. Eğer istiyorsan Rabbin seninle aynı zamanda danışsın, eleşsin namaza gir ve onun kelamını namazda oku. Çünkü namazdayken Allah-u Teala ayetlerin önünde de o da Allah Azze ve Celle danışır. Nice hadiste gelir ki Allah Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyene kaytarır. Bir kulum beni hamd etti. Beni temcid etti. Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Her ayetin sonunda Allah Azze ve Celle der ki kulum bana böyle dedi. Ve kuluma istediğinden verilecektir. İnsan Allah-u Teala ile danışmak isteyende, münaci elemek isteyende onun kelamını alır okuyor. Allah subhanahu Ramazan ayında, mübarek ayında. Eğer ister ki onunla Allah özü de danışsın Allah Azze ve Celle, o zaman namaza çekilir. فَمُؤْمِنِنْ خَبِيَسِ خَبِيَسِ بِلَدِرْ Budur Muhammed İbn-i Sirin. Rahimahullah. Kibar-ı tabi'in. Meşhur-ı zahid-i abid, fakih-i imam, muhaddis. Böyle bir alim. Dini bize rivayet ile nakleden keserden biri. Hayatta iken bidat ehline karşı çok keskin. Sözü diyen, lazım olsa kapının üzerine çırpan ve lazım olsa onların halakasında parmaklarını kulaklarına tıkayıp çıkan, sözlerine kulak asmayan. Kardeşleriyle son derece tevazu. Çok güler yüz ve çok zarafatçı olup. Ancak Habi'e ailesi rivayet edir ki o hayatta böyleydi. İnsanlar onu çok çıltak, çok şen, çok danışan, zarafatçıl bilirdiler. Ancak hele ki akşam geldi, onun yüzü gülerdi, sevinirdi. Niye göre? Çünkü karanlık bir vakta namazgahına çekiler ve seyre kimi dua eder, ağlayar, Allah'tan bağışlanma özür ister ve Kur'an'ı namazda okuyardı, düz seyre kimi. O Habi'esi böyleydi. Gizli alemi böyleydi, tamam başkaydı. Ve müminlerle geyirlerin arasında Habi'e böyledir. Allah Teala'nın bendeleri bu meselede muhtelif cürdür. Bazıları gecenin bir vaktinde televizyon pultunu götürür ve nesi aktarır. Özünü ne aktardığını gözler bilir. Ve belki hem de onu tapacaktır. İyavun billah. Ve bazıları da bunu internet vasıtasıyla edilir. Bazıları da telefonunda kurdalanan serekime yatmır. Bazıları da telefon vasıtasıyla kimse rahat edilir. Bazıları da kiminse irzi ve şerefine tecavüz edilir telefon vasıtasıyla. Bazıları da çat vasıtasıyla. Ve herhalde insanlar bu meselede bazılarda yuhusu sadece olarak gelmir diye öz yatağında sağa ve sola çevrilir. Sadece yuhusu gelmir, hiç denemir. Ancak orada Allah-u Teala'nın bir taifa dostları vardır ki, kullarına mahsus olan kullardır ki, onların da yuhusu gelmeyende farklı olarak onlar destemaza adımlarla giderler. Güzel bir destemaz alırlar. Destemaz aldıklarına göre destemazın sonunda damlayan her bir damcıdan günahlar onlar tükler. Sonra öz mihrablarına gelirler, yani namazgahlarına. Namaz kalçasını sererler, en güzel paltalarını giyinirler. Çünkü bezenilmesi layık olan kes varsa da o Allah Azze ve Celle'dir. Ve sonra en güzel etrinin kokusundan istifade ederler. Allahu Ekber diyerek dünyanın küreğlerine atarlar. Ve Rabbilerle münaci ederler. Ve hayatta en tatlı, en güzel şey secde anıdır. Vallahi dünyanın en facir müğennilerinden biri Hollywood aktörü hidayete gelmiştir. Ve ona soruşurlar ki dünyada birçok melezzetlerin tadına baktın. Her şeyin tadına bakmış. Zaten narkotikanın. Dünyada en tatlı, en lezzetli his nedir? Diyor vallahi dünyada en tatlı, en lezzetli his bir müminin gecenin bir vaktinde Rabbi ile münacelip secdeye kapanmasıdır. Secdeden daha azametli, daha güzel, daha lezzetli hiçbir şey yoktur. İnsanın mutmainlik noktası, pik noktası, rahatlığı, kalbin rahatlığı, ruhun rahatlığı, cismin rahatlığı, saadetin pik noktası ancak onda hasıl olur. Niye göre? Çünkü insan iki şeyden ibarettir. Cismani, ruhani tarafı. Cisim yedi, içti. Sonra çoğu zifrem. Sonra yundu. Sonra yattı. Ruh ise aç kalır. Ruh acılıktan orada çakalıyır. Ve özüne yer tapmadığı için intihar talep edilir. Ona göre Norveç demişken dünyada en çok intihar da Norveç'tedir. Çünkü raha var. Ancak saadetin özü yoktur. Saadetin özü malın içinde değil, eşyada değil. Onlar onu tapabilmediler. Tapabilmeyenlerden sonra intihar yararına geldiler. Şeytan onlara bile deyir. Şeytan deyir ki saadetin bir tane tapılmayan kapısı kalıp onda siz hiç bak onun tadına bakmamışsa o da ölümdür. İntihar, özü intihar edilir. Onlara bunu şevk edilir. Belki saadetin tadını ondan da alır. Şeytan onları aldırır.
Allah Azze ve Celle buyurur ki وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ اِلَّا غُرُورًا. Aman şeytan size ancak yalanı emreder. غُرُورًا. Böyle. Müminin özüyle Rabbi arasında bir habi'a, bir gizli alemi var. Gizli alemi var. Ve bu habi'a müminin Rabbi yanındaki olan makamı hakkında haber verir. Alimlerin güzel bir sözü var. Kim özünün Allah katında ne olmasını, kim olmasını, hansı makam sahibi olmasını bilmek isterse koy öz habi'a, seri'a. Gizli aleminde tek algalanda Allah'tan başka hiç mi görmediği bir vakta Allah'la onun münasebeti nece olmasını bilsin, onu da bilecek ki Allah da katında onun yani makamı necedir. Onunla bilecek insan. Ve bu insana fayda verir. Nece alimlerin birine sual verirler ki atam öz doğma kardeşleriyle küsülüydü. Ve malumdur ki İslam'da doğma kardeşleriyle küsülü olmak, kohumluk alakalarını, bağlarını sındırmak en büyük günahlardandır. Bir atam Ramazan'ın bir gecelerinde teheccüde hazırlaşırdı ve geldi destemaz aldı ki teheccüd namazına gelecek. Destemaz alan yerde sürüştü, baş yere değdi, öldü. Şeyh bunu eşlerinde ağlayır. Diyor Subhanallah, insan en büyük günah sahibi ve en güzel sonuçla ölür. İnsan en büyük günah sahibi, en güzel sonuçla ölür. Yani ziddiyatı da, kardeşiyle küsülü, kohumlu bağlarını kıran bizim İslam dinimizde lanetlenmiş sayılır. Birisi onu. Kohumlu bağlarını kılan insan lanetlenmiş sayılır bizim dinde. Bu hakta ayetler ve hadisler var. Birisi insan en büyük günahın üzerindedir. Kardeşiyle küsülü danışmıyor, kohumlu bağlarını kılır. Bunlarına rağmen Allah Teala ona ikram verir. Onu hüsnü hatimeyle, güzel sonucuyla öldürür. Mümin kimi ibadet üzerinde, taat üzerinde, güzel niyet üzerinde öldürür. Şeyh diyor ki onunla Rabbi arasında güzel bir gizli bağ var. Güzel bir gizli halava var, bir hab var, bir serira var, bir alem var ki onunla Rabbi arasında hemşe olup. Rabbi ondan razı kalıp bakma ki onun hataları var, zelletler var, günah var. Belki hem de Allah Teala istese affedecek. Belki hem de onu gebir azabıyla temizleyecek. Allah Teala ona ikram eder. Ve insanın gizli alemi onun ölümünde, hatmesinde üze çıkar. Onu bir tecrübelenmeyin bu hadise. Bu hadis sahihte gelir. Sizden biriniz cennet ehlinin emelini görer. 70 yıl. Ve sonra onun ezeli kitabı onu kabaklayar. Cennetle özü arasında bir dirsek mesafe kalır ki az kalıp girsin. Ecelden yazılmış kitap onu kabaklayar ve cehenneme girer. Cehenneme girer. Biz sonuçlar cehenneme girer. Bu hadisin tefsirini İbn Kesir izah ediyor rahimahullah. Diyor ki diğer bir rivayet de var. O rivayette gelir ki hakikaten sizden biriniz cennet ehlinin emelini görür 70 yıl insanların gözünde. Yani hakikaten değilmiş. Allah Azze ve Celle onun hakikati ki ne ki onu Allah için saklamıştır. Tek görende Tanrı kaldı. Onu üzerine çıkardır. O insanların gözünde mümindir. Ona göre tecrübelenmeyin. Mollaların sahtekarlığından, yalancı ruhanilerden, yalancı ilahi yalancılardan emel etmeyen bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. Ne Allah katında da ne müminler katında. Hakiki müminler başkadır. Onlar var. Bütün zamanlarda, bütün mekanlarda var. Onlar az da olabilirler, nadir de olabilirler. Hatta hadiste gelip ki onlar bazen saçları tozlu torpaklı, bazen kapılardan kovulurlar. Belki sayılmırlar cemiyette. Ancak Allah'a yemin etse Allah Teala onun yeminini andını yerde bırakmaz. Hatta beleler de var. Budur Abdullah ibn Mübarek. Günlerin bir günü Mekke'ye girende görür ki Mekke ehli istisqa namazına hazırlaşır. Yani yağmur namazına. Kuraklık olur. Uzun müddet yağmur yağmur. Ve insanlar yavaş yavaş Mescid-i Haram'a, Mekke'ye yığılırlar, toplanırlar ve minber getirir Kabe'nin yanına koyulur. Ve Abdullah ibn Mübarek Mekke'nin girişinde bir sütunun yanında oturur, dincelir. Bu an sütunun obrus tarafından bir nefer çolak, şikest, hasta bir elil gelir. Başı, saçı tozlu torpaklı, paltarı çikli, izar ridasını da eteğinde getirir. Eteğindeki ridasını yere çırpır, Allahu Akbar edip namaza girir. Zannedir ki onu orada hiç kim görmür. Abdullah ibn-i Mübarek de sütun obrus tarafında olur. Namaza kapananda, secdeye gidende der ki ey Rabbim, secde dua edilir. Aksamtu bi izzetik, senin izzetine yemin ederim. Bunlara yağmur indir. Subhanallah, cürete bak. Ey Rabbi, Rabbim, senin izzetine yemin ettim. Aksamtu bi izzetik, bunlara yağmur indir. Bir bunu demişti ki, bulut olmayan göğü tez anda bulutlarla doldu. Şimşek çaktı ve yağmur yağmaya başladı. Abdullah mübarek dedi ki, hemen hadis yanaştı. Allah'ın kulları arasında öyle kullar da var ki, başı saçı torpağı tozlu. Belki de kapılardan kovdular. Yani saygılar göstermez, insanlar onu tanımaz tozlu.
Ancak Allah'a yemin edese, ne ki hayiş edese, ne ki yalvarsa, yemin edese, Allah'ım aksamtu bi izzetik. Allah Teala onu yemin yerde koymaz. Ne kadar bu insan makamında Allah katında yukarı kalkmıştır. Allah Teala bizden birimizin cesaretine bakmıyor. Asla biz onun eserleriyiz. Bizim güzelliğimize bakmıyor. Bizim kaşımız gözümüz ona maralı değil. Asla o bizi yaratıp. Bu hadistedir. İnne Allah la yanzur ila suvarikum ve la ila ecsadikum ve lakin yanzur ila kulubikum. Allah Teala sizin hiçbirinizin bir cesedine bakmıyor. Yüzüne bakmıyor. Yaraşına bakmıyor. Nedir? Cismine bakmıyor. Sağlamlığına bakmıyor. Sihatlerine bakmıyor. Ancak kalplerinize bakır. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baksan görürsün ki onun en çok sevdiği, en yakın dostları zahirde asla yaraşıklı olmayan insanlar olurlar. Hiçbiri. Kalpleri en temiz, en saf, en güzel insanlar olurlar. Hatta Allah Nebisi'nin böyle payı var. Rabbinin taatinde. Kibirde ne kadar okşarlıklar var. Bu da Rabbani bir yoldur. Kaydık mevzuya. Ve müminle Rabbi arasında bir habi'e, bir serire, bir gizli alem olur. O gizli alemi ıslah ettikçe insanın dünyası ve ahirete saadete koşur. Ve insan onu elemezdi. Birisinin duha namazı var. Hiç ailesinin haberi yoktu ki o her defa duha namazını kılır ve hiçbir zaman duha namazını bırakmaz. Hatta birinden soruştular ki filankes duha namazını hiç vakit bırakmaz. Ve onun duha namazını kılmasını az kalıp evdekiler de bilir. Maraş'ın soruştular ondan bir defa, bilenden sonra. Niye duha namazını bırakmıyorsan hiç bak. Bir utanırım Allah'tan. Bir niye göre? Bir eşitmişim ki hadiste gelip ki duha namazı bendenin Allah'a ettiği teşekkür sayılır. Şükrü sayılır. Bir biz hansı, neyle şükür ödeyebiliriz? Göz verip, gözü bu saçın 1 milyar teklif etse satmazsınız siz. Kulak verip, misilsiz aparat. Böğrek verip, sattığı neçe litir, süzür özür bilirsiniz. Ciğer verip, ta neler vermiyor, neler, üstelik bizim için nuran verip, güneşi, ışığını, faydasını, denizi, semanı, havanı, oksijeni, gazı, bunun hamısı ne var kainatta, hamısı bizim için verip. Bu şükrü neyine ödemiyorlar, mümkün değil. Hadiste gelip ki, kul duha namazının 4 rekatını kılarsa, 360 peygeresinin şükrünü ödemiş sayılır. Ya Rabbi hiç sayılmıyor ha, ben için ben kuldu sayılır, yazıram ki sayılır. Sanki ödedi. Dedi ki kulum sen 4 rekat namazı kıl hadise gelip kifayettir. Sanki 360 fegerenin şükrünü ettin. 360 tane fegere. Maz vurursuz ora paslamasın diye. Allah Teala bunu bize bırakmayıp. Özü 24 saat. Fasilesiz. Kontrol altında da. Subhanallah. Şifkileştiniz bunu. Ha? Bataryaya koşuyoruz bunu rezaletkaya. Birden diyenler. Fasilesiz işleyir. Temennansız. Onu bize bıraksaydılar biz kuşlara. Çoktan ölmüştük. Baktığında koşmazdık. Yaddan çıkardı. Ha? Bir de gördü. Gitti uşağım. Ama ne oldu? Desek, ay yine de yaddan çıkarmışlar. Allah Teala bunu bilip ona göre bireyi yarattı bize. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı en mütekemmil bir takvimde yaratmışlar. Allah Teala birini yarattı. Bir, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Meğer o bilmir yarattığı nedir? Bela. Şüphesiz ki bilir. Ele bizi şekilde yaratıp ki düşüncemizi de fikirleşip idrakimizi de, kuş olmamızda, yattan çıkartmamızda, mesuliyetimizi de her şeye nezerde alıp. Her şeyi nezerde alıp. Ve çok günaha meyilli olmamızı da nezerde alıp. Umar bin Hattab'ın yanında bir nefer oğlunu getirdiler. Elini kesmektedir, eydam edilmektedir. Anası feryat edilir, gelir ki ya emirim uminin bağışta balamı, elini kesme. And olsun ki birinci defa edilir o. Umar bin Hattab da alimdir. Halifedir, emirdir. Dedi ki haşa Allah Teala kulunu birinci günden ilk andan rüsvaylasın. Ve gelip hemen oğlundan soruşturlar ki neşe defa oğulluk edemsen? Dedi sadak diye emirim uminin hak söyledim. 20 defa oğulluk edemişim. 19 defa Allah Teala evimi örttü. Ahir 20. defa açtı. Bakın misal için biz Sıddık'ın Serirası hakkında danıştık. Tabii ki onun hakkında bize malumat çok azdı. Çünkü onun emelleri Rabbi ile öz arasındaydı. O kadar gizliydi ki az kalıp onları bilmem mümkün değil. İlla gereysen mecbursan ki Sıddık'ı izleyesen. Peşine düşersen ve aktarasın göresin ki bu neyin rakı bile. Onun imanı hamdan çoktur. Bu sebeple bu mimallah Umar ibn-i Hattab bakır görür ki emir-i mu'minin Ebu Bakır Sıddık namaz kıldırır. Zikirleri hafifçe eğilir ve namazdan tez kalkar çıkar gelir. Her defa sünnet namazını kıldırır.
Zikirleri hafifçe edir ve güneş doğmamış, işraka oturmur, sırk edir. Teccüblenirdi. Tabii ki onu da bir sahabe kim aralandırdı ki, Ebu Bakır Sıddık'ın imanı terezin bir kifesine, ümmetin imanı terezin diğer kifesine koyulsa Sıddık'ın imanı arcah gelir, daha ağır gelir. Ve yine de düştü onun peşine, başladı izlemeye. Gördü ki yok, Sıddık eve gitmiyor, yatmağa getirir bizim kimi. Sıddık şehirden çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ve şehirden çıkır, uzaklaşır. Umar bin Hattab başlıyor onu izlemeye. Ta ki şehirden çok uzaklaşıp Sehra'da, Medine Grand'ı Sehra'da bir kende gelir. Ebu Bakır bir heymenin içine girir. Uzun bir müddet o heymenin içinde olur. Sonra o heymenden çıkanda iki tane körpe kız uşağı güle güle heresi onun elinden tutup çıkırlar. Ebu Bakır Sıddık gelir kuzuların ve keçilerin yanına, bir test götürür kap ve uşaklara deyir, sene köpüğünü mü çekeyim sütü yoksa köpüksüz. Ve uşaklar heresi bir cüre seçim eğilirler güle güle. Biri dirmene köpüğüyle, öbürsü dirmene köpüksüz. Ve bir şekilde. Sanki onlara atalık edir. Ve sonra çıkıp kaydır gelir. Umar bin Hattab girir heymeye. Heymeye girende orada bir gözleri kör olan karı görür. Kadın. Diyor, Esselamu Aleyküm, Ehmet Allah. Diyor, ve Aleyküm Selam. Sen kimsin ey kadın? Diyor ki, ben acuz, gözleri amiye olan, kör olan bir kadınım. Dul, ermi dövüşlerde yetirmişim. Bunlar kimlerdi? Diyor, bunlar benim balalarımdır. Bes bu kişi kimdi gelen? Diyor, vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsa o gelen kişi kimdir? Diyor, vallahi bilmiyorum. Bir bendedir, gelir. Diyor, ne istiyor? Ne inir burada? Diyor, gelir, evimi süpürür. Sonra ne inir? Sonra yemeği pişirir. Hamur yoğurur. Tongal kalır. Sonra ne inir? Sonra kapları serisliyor. Yiyor. Sonra ne inir? Sonra hayvanlarını otarır. Sonra süt satır. Sonra uşaklarımla gezir. Onlara sanki bir gayrı bir atalık gösterir. Onların köylünü alır çünkü onlar yetimdiler. Umar bin Hattab soruşur ki, ey Allah'ın kendisi kulu. Tez mi gelir, tez mi gelir bu insan bura? Deyir, kulle yoğun. Her gün gelir. Subhanallah. O kadının bile haberi yoktu ki, onun hadimi, onun yanına gelen bu hizmetleri halis olarak ve bir özü arasında bir hediye hazırlayan o bende, müminlerin emri, halifesi Ebu Bakır Sıddık'tı. O kadın bile haber olmuş. Yani eğer sen Sıddık'ın gizli alemini izlemesen, onun gizli aleminin daha önce peşine düşmesen, araştırmasan, mümkün değil bilesen. Ve onunla Rabbi arasında çoklu gizli alem vardı. Ve insanlar bu meselede muhtelifler. Görürsen biri çıkardar, bir kardeşine sadaka verir. Ve çalışar ki o sedegeni halis versin. Ve çalışar ki orada sedegeni verende minnet ve eziyet edilmesin. Sonra hemen anda hemen bir kardeşi bir nefer, kardeş bir de gelsen onlar bana kömeyle de zahmet olması gel de damca diye onu elinden götürer aparar. Ve sonra onlar ayrılırlar. Ve hiç kim hiç de başa düşmez. İkinci kez birinci kezden daha zeki, daha fatın, daha ihlaslıydı. O neydi? O hemen kasıp kardeşi sanki ona ihtiyacı var, eksine. Varlığınız kasıp ihtiyacı var. Kardeş beni bir kömeğe elerdi. Şu karşılıklıdan gel bunu bir tane zahmet olmasa. Onu götürüp apardı. Ve onu apardı ve zahirde eksine oldu. Diyor ki kasıp kardeş, varlığı kardeşe hansı bir işinde yarı kömeğe gelir. Aslında onu aparan müddetinde eteğinin içinde gizlettiği pulu ona ötürdü. Ve hiç kim bilmedi ki hemen an ona sedege yendi verildi. Tabii ki bu hara o hara. Ve mümin her defa özü ve bebasının gizli alem olmalıdır. Ve bu gizli alem ona fayda verecektir. Husnül hatimesinde. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye kalan halis olanıdır. Vallahi Allah-u Teala'nın bendeler arasında neler var ki belki külek suretinde Allah yolunda mallarından harcayarlar ve insanlar onları pahıl tanıyar. Vallahi neler var. Vallahi öyle bendeler var ki Allah-u Teala'nın kulları arasında
külək sürəti ilə əcvad olarlar, Allah susu Ramazanda və gerisində də həmçinin. Mallarını külək sürəti ilə Allah yolunda xərcləyərlər və insanlar onları paxıl zənn edər. Paxıl, elə bilərlər ki, paxıldır, xəsisdir, dünya sevəndə heç vaxt bundan sədəqə çıxmır. Elə xaric bəndələri var Allah-u Teala'nın. Vallahi var. Vallahi Allah-u Teala'nın bəndələri arasında elələr var ki, bir gecə namazını tərk eləməz və onun gecə namazını qılmağını heç kim bilmir. Heç kim bilmir. Hətta belə də ola bilər. Misal üçün. Sözləşirlər, sabah namazına bərabər gələcəklər hadasa və kimsə onu oyatmalıdır. Kimsə onu oyatmalıdır. Və hər dəfə dostu, obursu dostunu zəngini oyadır. Və kimə ki o zəng eləyir, o telefonu yuxulu şəkildə qaldırır və deyir ki, deyirsən, sabah namazını oyatdım, gedirsən yoxsa yox. Deyir, deyən bir dəqiq o yerəyəm, dastamasam. Və ola bilsin ki, özünü yuxulu göstərir. Sanki indi oyandı, sanki dəstəmaza gedəcək. Bəlkə həmin ana kimi oyatmışdır, bəlkə də hiç yatmamışdır, namaz qılmışdır. Bax, belə də olur. Bilmirsən sən onun gizli halını. Rabbi ilə özü arasında saxlayır. Hərdən insanların gizli aləmini onları izləməklə mümkündür bilmək. Necə Umar bin Xattab misalı? Size bir misal göstərim. Olan bir hadisədir. Elm tələbələrin biri qardaşları ilə bərabər səfərə çıxır. Hansı elm tələbəsi, hansı ölkənin elm tələbəsi deməyəcəm. Və insanlar bu elm tələbəsini çox az əməl edən kimi tanıyırlar. Heç vaxt onun məscidə tənəffül edən görmürlər. Nə duha namazını, nə işraqı oturan, nə sabah zikrəni axıra kimi tamamlayan. Görmürlər bunu. Nə də ki, belə iki əzan arasında namaz qılan kimi tanımırlar. Çox az əməlləri ilə tanıyırlar onu. Və bu elm tələbəsi ilə səfərə çıxırlar. Və səfər çox məşəkkətli və ağır olur. Və gəlirlər, ünvan başına çatırlar və namazı qılırlar və sonra hamı uzanır, yatır və qış ayı olur. Soyuq qış ayı olur. Qardaşlar arasında birisi olur ki, onun əsəb xəstəliyi olduğuna görə yuxusu gəlmir adətən və ya hər bir xəfif səsə, hər bir xəfif refleksə oyanır. Və deyir ki, hamı yatdı, mən də yatdım. Hamı başladı xoruldamağa. Peç də yanır. Peçin də gürültülü səsi yatmağa qoymur məni. Çünki deyir, əsəbidir. Və deyir, həmin elm tələbəsi qalxdı hamı yatandan sonra. Yəqin biləndən sonra kərkis yatdı. Və həmin elm tələbəsi qalxır və səhərə kimi elm öyrənir. Elm tələb eləyir. Elm müzakirə eləyir. Və həmin elmi gecə ikən əməl edir. Qalxır, iki rəkət namaz qılır. Sonra, ondan sonra götürür, nəsə oxuyur, nəsə təkrarlayır, nəsə yazır, nəsə eləyir və s. və s. və s. Və sonra sübh namazının girməyinə az bir müddət qalmış və insanların oyanmasını hiss etdiyi halda dərhal yatağına düşür və xoruldamağa başlayır, sanki yatmışdır bütün gecəni. Və insanlar hətta qalxır bunu təhəccüdə oyatmağa. Əslə, bu bütün gecəni təhəccüd qılıb. Və bu özünü göstərir ki, bu təhəccüdə qalxmaq qüdrətində olmayan tənbəl bir insan kimi özünü göstərir. Hətta bunu oyada bilmirlər. Halbuki bütün gecəni təhəccüdə olub bu insan. Və sonra neyinir? Sübh namazında bunu qaldırırlar. Sübh namazında elə qalxır ki, sanki ilk dəfə olaraq gözlərini açır və sübh namazına qalxır. Belə bir şəkildə özü ilə Rəbbi arasında bu işləri xəlvət saxlayır. İstəyir ki, onu nazır, ona tamaşa edən, ona baxan, onda fərəhlənən, onda fəxr duyan, onu öz mələl-ə'lə, mələklər aləmində səna edən bir dənə tamaşaçısı olsun, ona baxan, ona nəzər salan. O da Allah Subhanahu wa Taala Cəllə Cəlalə. Çünki o daha layiqdir. Məs-Siddiq Əl-Əkbar, Əbə Bəkr, radiyallahu anhu bizə belə bir məktəbi bıraxdı. Belə bir bizə yolu öyrətdi. Bəli, insanın, müminin sərirası vardır münafirlərdən fərqli olaraq. O sərirası onun xatiməsində özə çıxacaqdır.
Rabbi ile özü arasında. Ve emelleri halis olacaktır. Ona göre Allah Azze ve Celle o gününü adlandırıp يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Seriraların açıldığı gün. Hangi gündü o? Kıyamet günü. Sen fasık zannettiğin, cahil zannettiğin, günah batalında batan zannettiğin insanı kıyamet günü herden necat tapanlar sırasında göreceksin. Ve o gün kıyamet günü sen kamil mümin zannettiği insanın ebedi cehennem ehlinden olmasını görebileceksin. Çünkü onların hakiki sıfatı Allah Azze ve Celle'nin önündeydi daima. O onların kim olmasını helbette görürdü siz görmezsiniz de. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Allahu Akbar. Ve Allah Azze ve Celle'den seriralarımızın ıslahını isteyelim. Ve bu meşhur duanı özüme ve sonra kardeşlerime edeceğim. اللهم أصلح سريرتي وَجْعَلْ سَر۪يرَتِ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِ وَجَلْ عَلَانِيَتِ صَالِحًا Ey Rabbim, ben halvet dünyamı ıslah ile, seriramı ıslah ile ve benim seriramı, halvet dünyamı aşkar olan dünyamdan daha salih ile ve aşkar dünyamı da salih ile. Yani bir insan aşkar dünyası da salih olmalıdır. Ferzleri yerinde, cemaat namazları yerinde, zekatı yerinde, aşkar ne ki müminler görür. Onlar, o da ıslah olmalıdır. Ancak serirası bundan da kâmil olmalıdır. Evde, nafile, duha, kıyamun leyl, teheccüd, tilavetül Kur'an, tevbe ve istiğfar. Allah Azze ve Celle bendenin ilhahı için darıxır. İlhah ne demektir? İniltisi. Duadayken ağlayarak ettiği ilhasını sevir Allah Azze ve Celle. Ben kim bir miskin anca soruşabilir. Hayatında ha baksa bu lezzeti. Dadımsan mı? Körpe uşak kimi Allah Azze ve Celle'den bir şey isterken inil demek ve inildiğinin sesi namazdayken secdede gelmesi. Çok nadir bir şeydir. İnsan bir var dua edir. Bir de var ki duada inildir ve körpe kimi sesi gelir. Emeli başlar. Eğer onun otağının evinin yanına kimse geçse, ele bilir ki gecen bir vaktinde körpe uşak yuhudan oyanıp ve inildir. Halbuki namaz kılan insanın 60 yaşı var. Allah korkusundan, Allah Azze ve Celle korkusundan, cehennemin ona dokunmamasından, Rabbini razı koymasından ve gazabını söndürmesinden ötürü secdede inin inin inildir. Buna ilha fi dua diller. Duada ilha. Ve Allah Azze ve Celle böyle duanı sevir. Kulun böyle duasını isteyir. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَدِيرٍ Rabbinize böyle dua edin. Bak bu ayete. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَدِيرٍ Rabbine dua ile korku içinde, heyecan içinde ve ümitle. Böyle. Nece ulema diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُوا الدُّعَى مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ Allah-u Teala gafil kalbden çıkan duanı kabul edemez. Bazı insanlar adetkarda dua edirler. Allah sen hoşbakt eylesin. Allah sen kömen olsun. Bu duaya benzemir, bu istihzaya benzer. Yardım billah. Dua ile olur. Dua dilden çıkanda gelbden çıkmalı sonra dilden. Eğer gelbden çıkmışsa, ancak dilden çıkırsa o dua ebestir. Hiçbir faydası yoktur. Ve daha kamil olur ki hemen dua zahr-ül gayb, müminin küreğinin arkasında olur. Bu daha halis olur. Bu gösteri olur artık. Bu göster oldu. Ve Allah Azze ve Celle'den özme, sonra da kardeşlerime gelbilerimizin ıslahını, emellerimizin ıslahını, günahlarımızın bağışlanmasını ve cennet ehli olmasını bütün müminler arzu ederim. Hâzâ ve sallillâhu sellim alâ nebînâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in.